Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Chiang kitabımızda 11.7. alt başlık, optimizasyonun karşılaştırmalı durağanlıkları. Comparative Static Aspects of Optimization, İngilizce'deki başlığı böyle. Yani nedir? Bir işte dışsal değişkendeki parametrik bir değişikliğin içsel değişkenlerin ve hedef fonksiyonun optimum yani denge değerlerine etkileri. Bunları inceleyeceğiz. Karşılaştırmalı durağan analiz bu demek. Yani sistemi bir şekilde dengeye ulaştırmışız, çözümünü bulmuşuz. Sonra dışsal değişken ve parametrelerdeki küçük değişiklikler bu çözüm değerlerini, içsel değişkenlerin çözüm değerlerini ve hedef fonksiyonun çözüm değerini nasıl etkiliyor? Arttırıyor mu, azaltıyor mu, ne yapıyor? Bunu incelemek. Karşılaştırmalı durağan analiz bu. Burada da tabii denge değeri dediğimiz şey optimum değerler. Çünkü burada sistem optimumu yani maksimum ya da minimum olunca dengeye ulaşıyor. Dolayısıyla o değerleri etkilerini inceleyeceğiz bu şeylerin dışsallardaki küçük değişiklikleri. Nasıl yapıyoruz bunu? Bir defa elimizde indirgenmiş biçim çözümleri varsa buradan çok kolay yapabiliriz. İndirgenmiş biçim çözümleri Reduced Form Solutions İngilizcesi. Mesela bizim geçen dersteki iki çıktı üreten tam rekabetçi firma modelimiz vardı. Onun indirgenmiş biçim çözümlerini şöyle bulduk. Q1 yıldız ve Q2 yıldız. İşte Q1 yıldız 4P10 eksi P20 bölü 15. Q2 yıldız 4P20 eksi P10 bölü 15. Bu ne demek? Yani o şeyin denklem sisteminin şeyin işte hedef fonksiyonumuz bir kar fonksiyonu vardı. Onun birinci derece türevlerini sıfır yapıp ve ikinci derece şeyleri de Hesse matrisini de işte negatif belirli yapan Q1 yıldız, Q2 yıldız değerleri bunları çözerek bulmuştuk. Yerleştirerek falan çeşitli şekillerde bulmuştuk bunları. Dolayısıyla da bunlar işte indirgenmiş biçim çözümleri. Ne demek? Yani şeyin içsel değişkenlerin dışsal değişkenler cinsinden ifade edilmiş ve sistemin denge koşulunu sağlamış olan şeyler, değişken değerleri. Denge koşulu ne? İşte karın maksimum olması. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte kar fonksiyonunun birinci derece türevlerinin sıfıra eşitleyerek yapıyoruz. Birinci derece koşulları sağlamış. Sonra da ikinci derece koşulları sağlayarak işte bakarak Hesse sistemin Hesse matrisine yani hedef fonksiyonumuzun ikinci derece türevlerinin matrisine bakarak işte negatif belirli mi, pozitif belirli mi göre ya da belirsiz mi? Buna göre o bulduğumuz nokta işte maksimum mu, minimum mu, dönüm noktası mı, eğer noktası mı, ne noktası mı? Onu belirlemiştik zaten. Şimdi onun üzerine bu şekilde parametrik olarak çözdüğümüz sonuçları o parametrelerde ufak değişiklikler olursa bu sonuçlara nasıl yansıyor onu bulacak. Bu optimum miktarların yani Q1 yıldız, Q2 yıldız optimum miktarlar. Başka bir de işte birinci derece türevleri sıfırlayan miktar. Bunlar dışsal fiyatlara göre, dışsallar kimler? Fiyatlar P10, P20. Bunlara göre kısmi türevlerini aldığımız zaman işte bunlar karşılaştırmalı durağan türevler oluyor. Başka bir de işte Q1 yıldızın P10'a göre kısmi türevini alırsak diğer P20'ı sabit tutarak yani del Q1 yıldız bölü del P10 ne oluyor? 4 bölü 15 şuradan hemen görünüyor. Ondan sonra şeyi alırsak ne derler? Del Q2 yıldız del Q1 yıldız bölü del P2'si sıfırı alırsak yani birinci şeyin optimum miktarın ikinci fiyata göre ki o ikinci fiyatta dışsal ona göre kısmi türevini alırsak o da eksi 1 bölü 15 çıkıyor. Q2 yıldızın P2 sıfıra göre türevini alırsak 4 bölü 15 P1 sıfıra göre türevini alırsak da böyle 15 çıkıyor. Peki şimdi bir defa ne demek bu? Şu demek. Q1 yıldızın P1 sıfıra göre türevi 4 bölü 15. Yani P1 sıfır birinci malın fiyatında bir birim artış olursa birinci malın üretim miktarı optimum üretim miktarı 4 bölü 15 birim artıyor. Pozitif olmasa aynı yönde artıyorlar, aynı yönde değişiyorlar demek. Yani P1 bir birim azalırsa da Q1 yıldız da 4 bölü 15 birim. Yani yaklaşık dörtte bir kadar, %25'e yakın bir şey bu. O azalacak demektir. Aynı yönde değişiyorlar. Pozitif olması bunu gösteriyor. 4 15'te yani bu şeyin bu türevin mutlak değeri de ne kadarlık bir değişim yaptığını. P1 sıfırın bir birimlik değişimine karşı Q1 yıldız 4 bölü 15 birim ancak tepki veriyor.
P1.0 arttığı zaman Q1 yıldız da artıyor. P1.0 azaldığı zaman Q1 yıldız da azalıyor. Pozitif olması bu türevin bu anlama geliyor. Dolayısıyla herhangi bir Q1'in değil, Q1 yıldız yani sistemin denge şeyin Q1'in denge miktarının yani optimum miktarındaki değişimi görüyoruz. Kime tepki olarak? P1.0'daki değişikliğe tepki olarak. Peki Q1 yıldızın P2.0'a göre türevine eksi 1 bölü 15. Ne demek bu? İkinci malın fiyatı artarsa birinci malın optimum miktarı düşüyor. E doğru. Birinci malın, ikinci malın fiyatı artarsa adam birinciden daha az üretir, ikinciden daha çok üretir, değil mi? Onu da nereden görüyoruz? İşte del Q2 yıldız bölü del P1 4 bölü 15 pozitif. Yani ikinci malın fiyatı artarsa ikinci malın üretim miktarı, optimum üretim miktarı ve satış miktarı artıyor. Birinci malınki ise azalıyor. Çünkü bu iki mal aynı tesiste, aynı imkanlarla üretildikleri için birbirine rakip mallar aslında üretim açısından. Çünkü aynı üretim olanaklarını kullanıyorlar, aynı kapasiteyi kullanıyorlar. Ha, ne oluyor? İkinci malın fiyatı artarsa birinci malın optimum miktarı, üretim miktarı düşüyor. Birinci malın fiyatı artarsa ikinci malın optimum üretim ve satış miktarı düşüyor. O da eksi 1 bölü 15. Şey simetrik. Bu mallar teknolojik olarak da yani teknik bakımdan birbirine bağımlı olmasalardı aynı teknolojiyle aynı tesiste aynı üretim kapasitesinde bir tesiste farklı farklı üretim bantları olup farklı farklı üretimler yapıyor olabilirlerdi. Yani illa aynı çatı altında oluyorlar şey yapmak gerekmez. İlla ki de bağımlı olmaları gerekmez. Aynı yerde üretim bantlarıyla iki farklı ürün birbirine aynı üretim olanaklarından da üretilebilirlerdi. Öyle olsaydı o zaman işte bu çapraz türev del Q1 yıldız bölü del P bölü sıfır olurdu. Çünkü bir malın fiyatının artması o malın optimum miktarını etkilerdi. Diğer malın optimum miktarını etkilemezdi. O bağımsız olurdu o zaman. Bambaşka bir şeyden, bambaşka bir üretim bandından teknik olarak birbirine bağımsız olarak üretilebilirlerdi bunlar. Ama bizim önceki problemimizde maliyet fonksiyonu içinde her ikisi de vardı. Q1'de, Q2'de vardı. Dolayısıyla maliyet fonksiyonu açısından yani teknik bakımdan bunlar birbirlerine bağımlıydı aslında. Aynı olanakları kullanıyorlar, aynı bantı, aynı üretim tesisini ve o üretim bandını kullanıyorlardı. Dolayısıyla da birbirlerine rakiptiler onu kullanmakta. İkisinin birden maliyet fonksiyonunda yer alması o anlama geliyor. Peki demek ki birinci malın fiyatı artınca birinci malın optimum miktarı artıyormuş. İkinci malın optimum miktarı düşüyormuş. Ne kadarlık? 1 bölü 15 kadar. İkinci malın fiyatı artınca birinci malın optimum miktarı yine düşüyormuş. 1 bölü 15 kadar. İkinci malın fiyatı arttığı zaman birinci malın yani ikinci malın fiyatı 1 bölü 1 birim arttığı zaman da ikinci malın optimum miktarı 4 bölü 15 birim artıyormuş. Tepki bu şekilde oluyormuş. İşte bunlar karşılaştırmalı durağan türevler. Bu yaptığımız analizde karşılaştırmalı durağan analiz. Şayet ki bu optimum yani denge değerleri parametrik olarak değil de sayısal olarak hesaplanmış bu karşılaştırmalı durağan analiz yapılamaz. Ancak bu optimum miktarların o cinsinden bulmam lazım ki dışsal parametreler ve değişkenler cinsinden bulmuş olmam lazım ki buna göre karşılaştırmalı durağan analiz yapayım, türev alabileyim. Yoksa burada sayısal değer bulsam neyin neye göre türevini alacağım, değil mi? Evet. Peki devam edelim. Şimdi önceki slaytta işimiz kolaydı çünkü elimizde açık çözümler vardı, indirgenmiş şeyler, çözümler yani Q1 yıldız, Q2 yıldızın onun şeylere göre derler P1.0, P2.0'a göre türevlerini alıp hemen bakabiliyorduk bu karşılaştırmalı durağan türevlere. Aynı şekilde karın optimum değerinin pi yıldızında onu da zincir kuralını kullanarak
Bir yıldızın Q1'e göre, sonra Q1'in P1.0'a göre, bir yıldızın Q2'ye göre, sonra Q2'nin P1.0'a göre türevlerini alarak bu şekilde şeyi de Q yani Q mesela P1.0'daki bir değişikliğin P yıldızdaki yani karın optimum değerindeki değişikliğini de yaptığı değişikliği de görebiliriz. O da zincir kuralıyla kolay. Bir de ya elimizde böyle o indirgenmiş çözümler yoksa direkt denklemler üzerinden bu işi yapacaksak nasıl yapacağız? O zaman işte örtük fonksiyon teoremi yine karşımıza çıkacağız. Onu kullanacağız. Yani genel fonksiyon modelleri, general function models, biliyorsunuz İngilizcesi. Dolayısıyla genel fonksiyon modellerinde bu iş nasıl yapılıyor? Şimdi onu göreceğiz. Şimdi indirgenmiş kar maksimizasyonu probleminin karşılaştırmalı durağan analizi. Örtük fonksiyon teoremi. Örtük fonksiyon teoremini uygulayacağız. İndirgenmiş kar maksimizasyonu ne? Hani üretimi yapıyor, 3 ay sonra parası geliyordu. Onun için de 3 ay sonra aldığımız parayı bugüne indirgeyip o şekilde kar fonksiyonunu indirgenmiş şimdiki değer kar fonksiyonunu hesaplayıp onun maksimize ediyorduk ya. İşte o problem. Onun karşılaştırmalı durağan analizini yapacağız. Burada yapacağımız şey bu. Peki ne demek bu? Örtük fonksiyon teoremini biz şimdiye kadar hep bir takım denklem sistemlerine uyguladık. Burada hangi denklem sistemine uygulayacağız? Burada da modeli dengeye giren denklem sistemini uygulayacağız. Yani hangisi o? İşte birinci derece koşul denklemleri. Birinci derece koşul denklemleri. Çünkü burada bizim Q1 yıldız, Q2 yıldızı bulmamızı sağlayan denklemler birinci derece koşul denklemleri. Bu veya P, evet burada buluyoruz tabii Q, A, B diyor bunlara. Q1 yıldız, Q2 yıldız değil de A, B şeklinde adlandırmış bu problemde. A ve A yıldız, B yıldızı bulmamızı yani A ve B'nin çözüm değerlerini bulmamızı sağlayan optimum yani kârı maksimize eden değerlerini bulmamızı sağlayan denklemler birinci derece koşul denklemleri. O yani işte F1, büyük F1, A, B içsel değişkenler, P0, PA0, PB0, RT hepsi dışsal değişkenler. Onun için de böyle yazıyor. İlk önce içseller, sonra noktalı virgülle ayrılmış dışsallar. Bu şekilde F1, F2 büyük şeyleri örtük denklemlerini yazıyoruz. Bunlar kimler? Bunlar bizim birinci derece koşul denklemlerimiz. Yani P0 çarpı QA, Q'nün A'ya göre türevi marjinal ürün, çarpı o AB'nin fonksiyonu, E üzeri eksi RT. Bu da indirgeme faktörü. Eksi PA0. Burada bir PA0 A vardı, bir de eksi P0 B vardı. PB0 B'de A olmadığı için orası 0 oluyor. Burada ne kalıyor? Eksi PA0 kalıyor A'ya göre türevini alınca. Demek denklem bu. Bu da eşit 0 olacak. İkinci denklem de aynı şekilde, benzer şekilde P0 QB AB'nin fonksiyonu E üzeri eksi RT P eksi PB0. Bunları da sıfıra eşitleyince birinci derece koşul denklemleri oluyordu. İşte birinci derece türevi sıfıra eşitlenmesi. Bunlar işte bizim örtük fonksiyon teoremini uygulayacağımız denklem sistemimiz. Büyük F1, büyük F2 örtük denklemler. Bunlar dikkat ederseniz homojen biçimde yani eşit sıfır oldukları için zaten homojen biçimde ifade edilmiş. Büyük F1 eşit sıfır, büyük F2 eşit sıfır olarak görebiliriz bunları. Hem bütün değişkenlerde hepsinde var. Olmayan da sıfır katsayısıyla var gibi düşün. Burada gördüğünüz gibi işte burada F1, F2 denklemleri burada. İçseler önce, sonra noktalı virgül, sonra dışsallar yazılmış. Denklemlerin açık halleri bunlar türev alınca eşittir sıfır. Neydi örtük fonksiyon teoremimizin bizim koşulları? A ve B koşullarımız vardı. A koşulu bu büyük F1 ve büyük F2'nin içsel dışsal tüm değişkenlere göre kısmi türevleri var ve sürekli olması gerekiyordu. Var mı? Var. Nasıl var? Şöyle var. Bir defa QA ve QB yani marjinal ürünler A ve B'ye göre. Bunlar kendileri A ve B'nin bir fonksiyonları ve E üzeri eksi RT'de R ve T'nin bir fonksiyonu. Bunlar hepsi sürekli fonksiyonlar. Dolayısıyla bunların türevlerini alsak yine QA, QB'nin yine türevlerini alınca yine buluyoruz ve sürekli türevler buluyoruz. E üzeri eksi RT'nin R'ye veya T'ye göre türevlerini aldığımız zaman üstel fonksiyon yine sürekli türevler buluyoruz. Burada problem yok. Buradaki fonksiyonların hepsi sürekli ve türevli. Geri kalan şeyler de sabit zaten. İşte P0'ı, PA0'ı, PB0'ı bilen sabit parametreler. Dolayısıyla büyük F2'nin tüm değişken ve parametrelere göre türevi var ve süreklidir. Burada problem yok. A'ya, B'ye, P0'a, PA0, PB0, R ve T'ye göre her birinin türevlerini alabiliriz. Sorun yok. İkinci şey daha ilginç tabii. İkinci koşul. İki koşulu. Birinci koşul denklemlerinin Jacobi terminantı
Değil mi? Ona bakacağız. Yani bu sistemin Jacobi determinantı sıfırdan farklı olmalı. Yalnız bu sistemin Jacobi determinantı kim? Del F1 bölü del A, del F1 bölü del B, del F2 bölü del A, del F2. Bunlar normal işte bildiğimiz Jacobi determinantı. Peki bu Jacobi determinantı neye eşit? İşte tekrar şunun A'ya göre türevini alırsak P0 QAA E üzeri eksi RT. Bunlar bu sabit sıfırlanıyor. B'ye göre alınca P0 QAB E üzeri eksi RT. Young teoremi geçerli. QAB ile QBA'nın aynı olduğunu varsayıyoruz. Yumuşak cici fonksiyonlar bunlar. Onun için Young teoremi geçerli. Yani çapraz türevler birbirine eşit. Ondan sonra bu da P0 QAB E üzeri eksi RT olacak. O da tamam. İkinciyi aldığım zaman buradaki P0 QA yani QAB E üzeri eksi RT ve en sonunda P0 QBB E üzeri eksi RT. Şuradaki sabitler zaten ev alınca yok oluyor onlar. Peki bu kim? Bunu tanıyoruz biz bu matrisi ve bu determinantı. Bu işte şeyin bu iki birinci derece türev denklemlerinin eşit sıfır denklemlerinin Jacobi matrisi aslında kâr fonksiyonunun ikinci derece türevlerinin matrisi yani Hesse matrisi. Onun determinantı. Yani pi fonksiyonunun kâr fonksiyonunun bunu zaten ikinci derece koşullara şu matrisin ana minörlerine bakarak karar verdik veya karakteristik köklerine de bakarak verdik ama bu durumda şey olmadığı için daha zor karakteristik köklerini hesaplamak. Ana minörler gayet kolay görünüyor. İşte birincisi burada P0 Q A A E üzeri eksi RT. Diğeri de bu matrisin determinantı. Ne biliyoruz biz bunlarla ilgili? H1'in negatif, H2'nin pozitif olduğunu zaten biliyoruz. Q A A negatif, geri kalan şeye üstel pozitif, P0 pozitif. Burası zaten negatif, Q A ile çarpıldığı için. Öbür Q A A Q B çarptığınız zaman bunları negatif negatif pozitif oluyor. Eksi şeylerin QAB işte P0 QAB E üzeri eksi RT'nin karesi bunların birbiriyle çarpımı. Ve burada tabii koşulumuz QAA QBB çarpımının QAB QBA veya QAB kareden büyük olması. O da ne ile sağlanıyor? Q'nin fonksiyonumuzun kesin içbükey olmasıyla sağlanıyor. Bunu baştan varsaymak durumundayız zaten. Yoksa değilse dışbükey olabilirse o zaman burası belirsiz olabilir. O zaman da hiçbir analiz şey yapamayız. Bulduğumuz nokta bir eğer noktası da olabilir. Maksimum olacak diye bir şey yok o zaman. Bizim üretim fonksiyonumuz kesin kubbe gibi olmalı ki bir bu da benzer şekilde kesin içbükey olsun tepe noktası bulabilir. Yoksa bir eğer noktası da bulabiliriz. Ama baştan üretim fonksiyonu bu. Ondan sonra bu Hesse matrisinin ana minörlerin işte negatif pozitif çıkıyor. H1 negatif, H2 de pozitif çıkıyor. Dolayısıyla kâr maksimizasyonun ikinci derece koşulu yerine geliyorsa bu Jacobi determinantı yani benim birinci derece şeylerimin, denklemlerimin, birinci derece türevlerin sıfırlayarak elde ettiğim sistemin denge denklemlerinin bunlar işte sistemin denge koşulu alıyor aslında maksimumun şeyleri gerekli koşullar bunlar. Dolayısıyla bu hedef fonksiyonumun Hesse matrisine dolayısıyla da bu determinanta Hesse determinantına eşit oluyor. Ve bunun pozitif olduğunu zaten biliyorum. Çünkü H1 negatif, H2 pozitif. H2 kendisi H'nin zaten dolayısıyla Jacobi determinantının kendisi o da pozitif. H1 negatif, H2 pozitif olduğu için. O zaman bu kesin pozitif olan bir şey sıfır olamaz. Dolayısıyla B koşulu da yerine gelir. Örtük fonksiyon teoremi dolayısıyla burada işte Jacobi determinantına eşit olduğu da pozitif olduğu için maksimizasyon dolayısıyla o zaman kesin sıfırdan farklıdır ve B koşulu da yerine gelir. A ve B koşulları yerine gelirse de örtük fonksiyon teoremi tamamdır. Ne söyler bize o zaman örtük fonksiyon teoremi? Der ki senin içsel değişkenlerin A ve B'nin optimum değerleri yani A yıldız, B yıldız dışsal değişkenlerin birer fonksiyonudur. P0, PA0, PB0, R ve T'nin dışsal olarak verilenlerin burada birer fonksiyonudur. Üstelik bunlar türevleri de vardır fonksiyon. Türevlenebilir birer fonksiyonudur. Süreklidir. Sürekli türevleri olan birer fonksiyon diyor. Hatırlarsanız örtük fonksiyon teoremi. Bu aşamada bir örtük fonksiyon teoremi 8. konuya gidip bir örtük fonksiyon teoremini tekrarlamakta yarar var. Çünkü sürekli kullanacağız. Ha, ondan sonra buradan biliyorsunuz örtük fonksiyon kuralına geçiyoruz. Örtük fonksiyon teoremi buraya kadar geliyor. Ondan sonra örtük fonksiyon kuralına geçiyoruz ve madem ki o komşulukta bu optimum noktasının A yıldız B yıldızın komşuluğunda bunlar
her yerde geçerlidir o komşuluktaki. O zaman bu denklemler denklik haline gelirler. Denklemden fazla bir şey olurlar. Denklik haline gelirler. Denk sıfır olurlar. Şuradaki birinci derece koşul denklemleri. Artık denklemden fazla bir şey denk sıfır olurlar. Bunlar denklik olurlar. F1 denk sıfır, F2 denk sıfır olur. Ondan sonra işte iki tarafın türevselini alıp oradan istediğimiz şeyleri çözebiliriz. Nitekim bir sonraki slaytta da onu yapacağız. Bugün kısa şey 3 tane slaytımız var. Yalnız biraz şey ne derler? Yani çok da kısa değil konuşacağımız şey o kadar da kısa değil. Çünkü bu örtük fonksiyon teoremi ve kuralını tekrar hatırlamamız ve ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Evet, geldik şimdi. Ne yapacağız? Madem ki F1 denk 0, F2 denk 0, o zaman DF1 eşit 0, DF2 eşit 0 yapabilirim. Yani iki tarafın türevselini alıp 0'ın türevseli 0, DF1 türevseli DF1 eşit 0. F2'nin türevseli DF2 o da eşit 0. Ondan sonra bunları yaptıktan sonra burada kitapta yapmamış, yazmamış. Ben de artık uğraşmam tekrar yazmakla. Bu tabii aslında ilk önce bütün o büyük F1, F2'nin yani birinci derece koşul denklemlerinin kocaman şeyle türevselini toplam türevsellerini alıp yazmak lazım. O da nedir? Bak burada hepsi var. Sırayla A'ya göre türevsel, kısmi türevsel D A yıldızı. Yani şu birinci derece koşul denklemlerini tekrar A'ya göre, B'ye göre, P0, PA0, PB0, R ve T'ye göre kısmi türevsel toplamak ve bunu eşit sıfır. Bunu yaptıktan sonra içseller solda kalıyor, dışsalları yapmışız. Kitap bu aşamayı göstermiş. İçseller sola, dışsallar sağa yaptıktan sonra göstermiş. Ne elde ediyoruz böylece? Şunu elde ediyoruz. P0 Q A E üzeri eksi R T diye bunun tekrar kısmi türevselini alınca P0 Q A A E üzeri eksi R T D A yıldız oluyor. Artı P Q A B E R T D B yıldız oluyor. Geri kalanları topluyoruz ama onları karşı tarafa atınca onlar karşıda eksi olarak geçiyorlar. İşaret değiştiriyorlar karşıya geçince. Eksi Q A E üzeri eksi R T D P 0 artı D P A 0 bu eksi P A 0'dı. Şeyini alınca P A 0 oluyor sol tarafta. Sağa atınca da artı D P A 0 oluyor. Diğerleri de aynı şekilde artı P 0 Q A T çarpı E üzeri T D R. Niye? Çünkü E üzeri eksi R T'nin türevi nedir? E üzeri eksi R T çarpı yukarının türevi o da nedir? E üzeri eksi T'dir. Ve bu. Eksi tarafta eksi oldu. Karşıya atınca artı olarak geldi buraya. Aslında bunun başında eksi vardı sol taraftayken. Sağa atınca artı geldi. Aynı şey bu. P Q A R çarpı E üzeri R çarpı E üzeri eksi R T. Niye? Bu da D T ile çalıyor tabii. D T'ye göre türevsel. O zaman T'ye göre türevince üzeri eksi R T'nin türevi E üzeri eksi çarpı eksi R oluyor. Dolayısıyla sol taraftayken bu eksi R P0 QA E üzeri eksi RT DT oluyor. Sağ tarafa geçince de artı olarak geçiyor. P0 QA R çarpı E üzeri eksi RT DT oluyor. Bütün türevsel burada. İkinci denklem için de bütün türevlerini yapıyor. P0 QAB E üzeri eksi RT DA yıldız artı P0 QBB E üzeri eksi RT DB yıldız eşittir. Eksi QB E üzeri RT DP 0 artı DP 0 P ikinci denklem. Yok onun için orada görünmüyor aslında sıfır katsayısı yani bunu artı 0 dpa 0 demek lazım. Şu birincide de artı 0 dpb 0 demek lazım ama demiş onları. Şey çıkıyor gerekirse matris çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bu da işte dp 0 artı p 0 qb te üzeri eksi rt dr ve artı p 0 qb e üzeri eksi rt dt. Şurada eksisi var tabii biraz silik çıkmış. Peki bu işte bizim türevsel şeylerimiz, türevsellerimiz. Onların dışsallar sağ tarafa, içseller sol tarafa bırakılmış, dışsallar sağa atılmış halleri. Bundan sonra matris denklemine çevireceğiz. Yalnız bu kadar kalabalık ve matris denklemine çevirmek yerine yapıyoruz, bir varsayım yapıyoruz biliyorsunuz. Dışsallardan bir tanesini değişken, diğerlerini sabit kabul. Dolayısıyla onlardaki değişimlerde işte mesela birinci malın kendi fiyatı P0'ı değişimini
sıfırdan farklı kabul eden, onu değişken kabul edip diğerlerini, diğer sayıları sabit kabul edersek dpa 0, dpv 0, dr, dt hepsi sıfıra eşitleniyor. Dolayısıyla bütün o terimler yok oluyorlar. Bunlar hepsi yok oluyor. Ne kalıyor? Dp sıfırlı şu terimler sağ tarafta kalıyor. Geri kalan malzeme yok oluyor. Sol taraf aynen kalıyor. Dolayısıyla bu varsayım modeli basitleştirmek, şey yapmak, sadeleştirmek için güzel bir varsayım. Bunu da yapmamız lazım. Çünkü her seferinde zaten değişkene göre karşılaştırmalı durağan türeve bakıyoruz. Dolu diğerlerini sabit tutuyoruz. Dolayısıyla da bu makul bir varsayım. Peki bunu yaptıktan sonra bütün bu dt, dr, dp, b0, dpa sıfırlar yok oluyor. Sadece dp sıfırlı terimler sağ tarafta kalıyor. Sol taraf aynen kalıyor. Sol taraf derler. Matrisini çevirince ne oluyor? İşte şu p0 qa üzeri eksi rt, p0 qab e üzeri eksi rt, p0 qab e üzeri eksi rt ve p0 qbb e üzeri eksi rt katsayı matrisi oluyor. Ki bu işte şeyi ne derler birinci derece Jacobi matrisi pozitif olduğunu gördüm, determinant pozitif olduğunu gördüğüm matris. İkinci derece koşullarında Hesse matrisi, yani hedef fonksiyonun Hesse matrisi. Dolayısıyla ikinci derece koşulların matrisi olmuş oluyor. İkinci derece türevlerin matrisi. Kar fonksiyonunun Hesse matrisi. İndirgenmiş kar fonksiyonu indirgemek de nereden? İşte e üzeri eksi rt ile çarpmışız. Oradan gelirleri. Oradan kaynaklanıyor. Peki sonra karşısında işte dA yıldız, dB yıldız var. Bunun karşısında eksi qa eksi rt, qb üzeri eksi rt, dp sıfır var. Sonra ne yapıyoruz? Her tarafı dp sıfıra bölüyoruz. Şurada sadece bu vektör kalıyor. Eksi qa e üzeri eksi rt, eksi q e üzeri eksi rt. Sağ tarafta bu kalıyor dp sıfıra bölünce. Öbür tarafta da dA yıldızı dp sıfıra bölünce, dB yıldızı dp sıfıra bölünce, del A yıldız bölü del P sıfır ve del B yıldız bölü del P sıfırı buluyoruz. Dolayısıyla istediğimiz işte karşılaştırmalı durağan türevleri bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Peki başında ne var? Başında katsayı matrisi, yani sistemin Hesse matrisi. Başka bir işte birinci derece koşulların Jacobi matrisi var. Sağ tarafta ise şu dışsal DP sıfır ait olan işte eksi QA E üzeri eksi RT eksi QV E üzeri eksi RT var. Yani matrisini elde etmiş oluyoruz. Sonra buradan nasıl çözüyoruz? Bu matrisin tersi var. Bu matrisin tersiyle sağdaki vektörü çarparak çözebiliriz. Ve Kramer'le del A yıldız bölü del P sıfırı çözmek için işte bu Hesse matrisin birinci sütununu çıkarır. Onun yerine eksi Q A üzeri eksi R T eksi Q ve E üzeri eksi R T'yi koyarız. Bunu hesaplayınca şöyle normal tarzüsle işte şu çıkıyor. Q B çarpı Q A B eksi Q A çarpı Q B ve P sıfır E üzeri eksi R T. Her ikisinde de R üzeri eksi R T var o zaman dikkat ederseniz. Dolayısıyla şöyle bir hani çarpandan alınca bu çıkıyor üst taraf. Alt tarafta ne olacak? Kramer'le çözdüğümüze göre Jacobi determinantı olacak. Sistemin Jacobi determinantı yani birinci derece koşulların Jacobi determinantı zaten kar fonksiyonunun, hedef fonksiyonunun Hesse determinantı. Hesse matrisi, Hesse matrisinin determinantı. Onun da pozitif olduğunu biliyoruz zaten. Sıfır olma diye bir şey yok. Birinci yani AB koşulunda zaten inceledik bunu. Peki del B yıldız bölü del P sıfır nasıl? O da benzer şekilde del B yıldız bölü del P sıfırda QA çarpı QAB eksi QB çarpı QAA çarpı P sıfır E üzeri eksi 2 RT. Şuradan alıyoruz. Bunlar çarpıldıkları için yukarısı yani kare gibi. Aslında bir dakika P sıfır E üzeri 2 RT niye çıkıyor burada? Bir yanlışlık var. Bunlar çarpılıyorlar. Hayır yanlışlık orada değil. Yanlışlık şurada P sıfır kare olması lazım. Şurada bir yanlışlık var kitapta. Bir ufak yanlışlık var demek ki. Çünkü P0 ile P0 da çarpılıyor. P0 kare olarak hepsi çarpılınca tabii bir yanlışlık mı? Ha pardon yok doğru. Şurada şunu karşısına koyduk ya. Yani sağ taraftaki vektör karşısına koyduğumuz için şeyin Hesse matrisinin Jacobi'de öyle kareler çıkıyor. Doğru şurada Jacobi'de kare çıkıyor. Ama Kramer çözüm yaparken yukarıdaki şey bu J1 determinantı dediğim şey şuradaki Q eksi QA E üzeri eksi RT ve eksi QB E üzeri eksi RT'yi birinci üstüne koydum. Onun için oradan bir tane
P0 yok oldu. Doğru bu. Yani QB çarpı AB eksi QA çarpı QB P0 E üzeri eksi 2 RT bölü Jacobi determinantı. Del B yıldız bölü del P0 da aynı şekilde orada ikinci sütun yerine koyuyoruz bu karşıdaki dışsallar sütununu, vektörünü. Dolayısıyla oradan da QA çarpı QAB eksi QB QA çarpı P0 çarpı E üzeri eksi 2 RT oluyor. Yanlış bir şey yok. Doğru. Ve o da Jacobi determinantına bölünüyor tabii ki. Payda da o. Bildiğimiz Kramer uyguluyoruz. Bunda bu arada tekrar hepiniz şeyle yapın, ne derler, kağıt kalemle kendiniz üzerinden geçin, bütün bunları hesaplayın. Çünkü burada kitapta biraz şey geçiyor, biraz özet geçiyor. Aslında burada daha fazla aşamalar şey yapmadan, ilk önce kitaba bakmadan hepiniz kendiniz hesaplayın, sonra kitap sonuçlarıyla karşılaştırın ve doğru yaptığınızı görün. Çok iyi bir egzersizdir, muhakkak yapın bunu. Evet, sonra ne yapacağız? Şeyleri bulduk. Bu bulduk. Yani del A yıldız bölü del P0, del B yıldız bölü del P0. Karşılaştırmalı durağan türevlerimiz bunlar. Ne anlatıyor bunlar? Bunlar şunu anlatıyorlar. Biz falan hesaplarsak, sayısal değerler varsa yerine koyup sayısal değerlerini de hesaplarız. Değilse işaretler üzerinden tartışırız. O da olur. O da fena değil. Nedir? Dışsal o malın ürettiğimiz, sattığımız malın fiyatında bir birim değişiklik olursa A ve B faktörlerinin, A ve B girdilerinin, üretim girdilerim bunlar benim. Bunlarla üretiyorum. Sermaye, emek mesela. Bunlardan, bunların optimum değerleri ne kadar değişiyor? Artıyor mu, azalıyor mu? İşte bunu gösteriyor bu karşılaştırmalı durağan türevler. Peki işaret tartışması yapmamız lazım o zaman. Bunların işaretlerini hesaplamamız lazım. Nasıl hesaplayacağız bunu? Kimlerin pozitif, kimlerin negatif olduğunu biliyoruz. Bakalım P0 fiyat pozitif. Üzeri eksi 2 RT üstel. Üstel bir fonksiyon, daima pozitif. QA, QB marjinal ürünler. Q üretim miktarı onun çıktı yani. Dolayısıyla üretim fonksiyonu onun A girdisine göre marjinal ürünü. Q'nün B girdisine göre, B'ye göre türevini alınca da kısmi türevini, birinci kısmi türev. O da marjinal ürünü veriyor. İkisi de marjinal fiziksel ürünler bunlar. Bunlar da pozitif. Yoksa onun negatif olduğu yerde üretim yapmanın anlamı yok zaten. Daha evvelden biliyoruz. Hani şeylerin ne derler, eşyonun eğriliğinin aşağı eğrili olduğu yerler demek bu. Ondan sonra pozitif olmalı ki ek birim kullanacaksak bu bize ek üretim getiriyor. Kullanmayız o yüzden. Pozitif olması üretimin koşuludur zaten. O girdiği birazcık daha fazla kullanmanın üretimde koşuludur. QA ve QB pozitif olacak. Peki QAA, QBB azalan miktarı. Dolayısıyla A'dan biraz daha fazla kullandığım zaman üretimimi artırır ama A'nın üretime katkısını, yani marjinal ürünü azaltır. Dolayısıyla bunlar da azalan verim yasası dolayısıyla negatiftir QAA, QBB. Şey kesin hiçbir keyse üretim fonksiyonum zaten bunlar negatif olacaklar ikinci türevleri. QAB ise yani az türev, üretim çıkartı türevi. Ne demek? Bu B'den biraz fazla kullanılıyor. A'nın marjinal ürünü nasıl değişiyor? Veya A'dan biraz kullanılan B'nin marjinal ürünü. Normal olarak bir faktör sabitken diğerinden diğerini fazlalaştırırsam o fazlalaştırılan faktörün kendi marjinal ürünü düşerken yani sabit kalan faktörün marjinal ürününü arttırması lazım. Çünkü o faktör yani sabit kalan diğerine göre daha az olmuş oluyor. Dolayısıyla daha kıymetli hale geliyor. Üretimde daha katkı yapar hale geliyor. Makul olan QAB'nin yani çapraz türevlerin üretimin fonksiyonunun girdilere göre çapraz türevlerinin pozitif olmasıdır. Çünkü B faktörü artarken A'nın marjinal ürününü arttırması lazım. A faktörü artarken B'nin diğer faktörün marjinal ürününü verimini arttırması makuldür. Ama mecburi değildir. İlla ki de zorunlu olacak. Olabilir. QAB negatif de olabilir. Bir faktörün artması diğerinin marjinal verimini, marjinal ürününü azaltabilir de. Diğerini mesela sıkıştırıyorsa, bir şekilde diğerine bir zarar veriyorsa, bir biçimsizlik oluşturuyorsa, bir zorluk oluşturuyorsa diğeri için olabilir. Böyle faktörler de olabilir. Bunların ne olduklarını bilmiyoruz. Genellikle sermaye ve emekte pek olmaz bu ama başka yani daha ince ayrımlarda bir faktörün artışı
diğer faktörü daha verimsiz hale de getirebilir. İmkansız değil bu. Zor olmasına rağmen, genellikle pek görünmemesine rağmen olabilecek bir şey. Genel durum QAB'nin pozitif olmasıdır. Ama QAB hasbelkader negatif de olabilir. Bu A ve B öyle faktörler olabilir ki birinin artışı diğerinin verimliliğini düşürebilir. O zaman da işte bu da olabilecek bir şeydir. Şayet ki QAB pozitifse QBB ve QA negatif biliyoruz. O zaman ne olur? Yani şurada işte koşulları bu şekilde durumları gördük. Diğer her şey pozitif zaten. QAA, QBB negatif. QAB de pozitif olursa şurada bakalım ne oluyor? QB pozitif, B de pozitifse pozitif çarpı pozitif, pozitif. QA'nın kendisi pozitif. QBB de negatif. QA ve QBB'nin çarpımı negatif. Barışında da negatif olunca pozitif. O zaman pozitif artı pozitif gibi bu da pozitif oluyor. P0 E üzeri eksi 2 RT biri fiyat biri üstel zaten pozitif. Jacobi de H2 idi. H'nin ikinci şeyi de ana minörüydü. O da pozitif. Demek ki her şey pozitif. Pozitif bölü pozitif de pozitiftir. Aynı şey ikinci del B yıldız bölü del P0 için de geçerlidir. QA pozitif. QAB pozitif ise ve QB pozitif. QA negatif ise birinci çarpım pozitif, ikinci çarpım negatif. Başında da eksi olduğu için bu da pozitif olur. Parantezin içi pozitif olur. Sonra P0 E üzeri eksi RT zaten P0 fiyat pozitif. E üzeri eksi 2 RT üstel. Dolayısıyla o da pozitif. Dolayısıyla pozitif çarpı pozitif üst tarafı pay tarafı pozitif olur. Jacobi determinantı da kar faktörünün Hesse determinantı olur. Pozitif olacaktır. Kesin hiçbir şeyden veya maksimumu bulabilmemizden. Dolayısıyla yani ikinci derece koşul da sağlandı zaten bu Jacobi'nin determinant pozitif olması. Pozitif bölü pozitif de pozitif olacaktır. Dolayısıyla iki karşılaştırmalı duran türevde del A yıldız bölü del P0 ve del B yıldız bölü del P0 da ikisi de pozitif olacaklardır. Ama QAB negatif ise çapraz türevler negatifse o zaman belirsiz olur. Kimin üstte daha galip geldiğine göre yani şuradaki QBB QAB'den daha fazla ya QA çarpı QBB çarpımı QB çarpı QAB çarpımından daha büyükse mutlak değeri o zaman yine pozitif olacak. Başındaki negatif, bunun negatifi tekrar pozitif yapacaktır. Burası galip gelip pozitif olabilir. Ama QAB negatif olup QB çarpı QAB çarpı ki QB çarpı QAB veya QA çarpı QAB işte ikinci o çarpımlara QA çarpı QBB veya QB çarpı A'dan daha mutlak değer olarak büyük olup o zaman birinci çarpımlar negatif, ikincisi de negatif çarpı negatif pozitif olup ama negatif taraf birinci çarpım daha yüksek olursa mutlak değeri o zaman bu türevlerin işareti de negatif olur. Daha doğrusu belirsiz olur işte. Bilemiyoruz o zaman. Ama QAB pozitif olursa belirsizlik kalmıyor. O zaman ki beklenen normal halde bu zaten. Öbürü biraz anormal durum ama imkansız değil olabilir. Onun için de sayısal değerlerini biliyorsak yerine koyup bakmak gerekir. Yine de bunların pozitif olması makuldür. Yani sattığınız, ürettiğiniz, sattığınız malın fiyatı yükseldiği zaman daha fazla emek ve sermayeden veya neyse o faktörlerle neyle üretiyorsunuz, enerji de olabilir, başka şey de olabilir. Bunlardan daha fazla üretip, kullanıp daha fazla üretim yaparsınız optimumda da. Dolayısıyla bunu söylüyor işte bu. Peki diğer şeyler sabitken veya faiz oranı değişirse. Burada sunumda bunlar düzgün buraya geçirken bu şöyle şey yapıyor hafif yukarı kalkıyor nedense ondan yoksa bir sunumlar düzgün burada. Diğer parametreler sabitken faiz oranı değişirse aynı aşamaları yine siz yapın. Ben artık aşamalarını göstermiyorum kitapta da göstermiyorum. Bunu egzersiz olarak bütün hepsiyle aslında yapın sadece faizle değil zamanla da DT ile de yapın. DVA burada DP şeyleri DPV sıfırla yani faktörlerin fiyatları da değişirse faiz oranı değişirse o paranın cebimize girdiği zaman şeyi süresi o değişirse zaman aralığı değişirse bunlar her birinin etkileri oluyor. Onları da buradan teker teker çözebilirsiniz. Peki dolayısıyla da bunun hepsini yapın. Bu ödev zaten yazıyor, kalmış. Tüm dışsallarla analizi tekrarlayınız diyor. Sahiden de tekrarlayınız. Güzel bir şey ne derler? Egzersizi iyi alıştırmadır. Bunu yapın kendiniz. Her biriyle çözün. Ben de sınavda da sorabilirim pekala çok güzel sınav sorusu olur bu. Çeşitli şekillerde test de olur. Belki bunun tamamını çözdüremem ama bunun üzerine çeşitli sorular sorabilirim. Onun için de bunları
çözüp işte her birinin etkisi ne oluyor, nasıl olur falan bunu anlamanız lazım. Ha, şimdi şeyler değil de fiyat P0 değil de R değişirse ne olur? Bir şey değişmiyor. Şimdi şeyler örtük fonksiyon teoremi, örtük fonksiyon kuralının etkileri aynı. Sonuçta F1, F2 eşit yani denk 0 oluyor. Bunların türevsellerini alınca DF1 eşit 0, DF2 eşit 0'ı alıyoruz. Sonra içseller sola, dışsallar sağa şuraya kadar hiçbir şey değişmiyor. Bütün analiz aynı buraya kadar. Ha bundan sonra varsayımda ne yapıyoruz? DP 0 farklı 0 diyeceğimize DR farklı 0 diyoruz buradaki analizde R değişirse. O zaman DP 0 eşit 0, DPA, DPB, DT eşit 0 oluyor. Ama DR 0'dan farklı varsayıyoruz burada. O zaman şu karşıya kimler geçiyor? Karşıya DR'nin katsayıları geçiyor bu türevsellik denklemindeki. Nedir bunlar? İşte DR'nin katsayı P0 QA T üzeri eksi RT DR ve P0 QB T üzeri eksi RT DR bunlar. Demek ki şunlar geçiyor. İşte nedir bunlar? P0 QA T çarpı E üzeri eksi RT ve P0 QB T çarpı E üzeri eksi RT. Şeydeyken sol taraftayken eksiydi bunlar. Sağ tarafa geçince artı oldu. Vektörde de aynı şekilde burada sağ tarafta nasıl varsa o şekilde geçiyorlar. Sol tarafta ne var? Jacobi matrisi var. Çarpı bu sefer ne olacak? Her tarafı da DR'ye bölüyoruz. Bir önce DP 0'a bölmüş sonra da DR'ye bölüyoruz. Tabii R'ye göre türevleri hesaplamak için. O zaman del A yıldız bölü del R ve del B yıldız bölü del R oluyor. Bu karşıdaki bu vektör de DR ile çarpılıyor. DR bölü DR yapınca o 1 oluyor. O da yok oluyor burada görünmüyor. Dolayısıyla da işte şu matris denklemi elde ediyoruz. Bu da Jacobi aynısı. Çarpı del A yıldız bölü del R, del B yıldız bölü del R. Bunlar da aynı. Yukarıdaki gibi hiçbir fark yok. Sadece R'ye göre türev artık. P0'a değil, R'ye göre türevleri alıyoruz. Karşı taraf sağ tarafta DR'nin katsayısı olanlar neyse onun vektörü. Dolayısıyla aynı olay. Yeni bir şey yok. Ha bunun sonucunda bu işlemleri yapıp da buradan işte Kramer'le olabilir veya matris tersiyle şu vektörü çağırarak olabilir. Şuradaki vektörü bunun tersiyle Jacobi'nin tersi varsa elimizde şu vektörle çarparak biz çırpıda her iki del A yıldız bölü del R ve del B yıldız bölü del R'yi bir kere de çözebiliriz. Yok yoksa teker teker Kramer'le çözebiliriz. Yani birinci sütunu çıkarıp onun yerine işte bağımsızlar sütununu vektörünü koyarak sonra da ikinci sütunu çıkarıp onun yerine bağımsızlar sütununu bu vektörü koyarak del A yıldız bölü del R ve del B yıldız bölü del R'yi çözeriz. Nasıl çözeriz? Kramer'e uygulayınca işte yukarıda şu birinci sütun çıkmış onun yerine dışsallar konmuş o determinantı hesaplayınca yani J1 diyebileceğimiz determinantı hesaplayınca bunu veriyor. Onu J determinantına bölmemiz lazım. Del B yıldız bölü del R de burada bir yıldız değil de çizgi koymuş. Aynı şey bunlar optimum değerler demek. O da işte ikinci sütunu çıkarıp ikinci sütununu çıkarıp onun yerine dışsallar sütununu koyup o determinantı hesaplayınca o da del B yıldız bölü del R'yi veriyor. Onu da alıyoruz. Ondan sonra bakınca da çok benziyor yukarıdakilere. Yalnız işaret tartışması tabii burada da yapmak lazım. QAA QBB negatif. QA QB P0 RT E üzeri eksi RT filan bunlar hepsi pozitif. QAB ise iki şey olabilir. Negatif olabilir, pozitif olabilir. Normal olarak pozitif olmasını bekliyoruz. Burada şeyi koyunca şurada bakın bunda da TE üzeri eksi RT'ler olduğu için bunu koyup da J1 ve J2 determinantlarını alınca bu sefer P0 E üzeri eksi RT'nin eksi geliyor. O yok olmuyor birinci P0'a göre olan türevlerde olduğu gibi. Burada kare. P0'ın karesi geliyor işin içine. Burada P0 E üzeri eksi RT'nin karesi var yukarıda. O zaten kare pozitif. Ama zaten içeridekiler fiyat ve üstel olduğu için zaten pozitif bunlar. Bir T var. T de zaman pozitif. O T ile çarpılıyor. O da pozitif. Onu da soruyorum. Sonra da koyalım. Başa koymuş. Önemli değil. Jacobi'ye bölünüyor. Jacobi zaten pozitif. J1 negatif. J2 şey yani H1 negatif, H2 pozitif olduğu için Hesse matrisinden Jacobi matrisi, Hesse şeyin kâr fonksiyonunun Hesse matrisi. Dolayısıyla bu da pozitif determinantı. Onu da biliyoruz. İkinci derece koşulunun sağlanmasından. Minimizasyon değil mi? Bir tek şu parantezin içi kalıyor. Her şey pozitif. Güzel. QA çarpı QBB. QA pozitif. Ürün. QBB ikinci türev negatif.
Dolayısıyla bu birinci çarpımlar negatif. Burada da QB çarpı QAA var. O da QA negatif, QB pozitif olduğu için bunlar da negatif. Şayet ki QAB pozitifse QB de pozitif. QB çarpı QAB pozitif olacaktır. Başında da negatif geldiği için negatif olacaktır. Dolayısıyla da negatif ve negatif negatif olacaktır bu parantezin içi. Onların da bütün çarpıldığı şeyler pozitif olduğu için şu üst taraf pay negatif olacaktır. Payda da pozitif olunca negatif bölü pozitif negatif olacaktır. Yani del A yıldız bölü del R negatif olacaktır. Benzer şekilde QAB pozitif ise, QAB pozitif ise QB çarpı QAA, QAA negatif, QB pozitif. Dolayısıyla QA negatif çarpı QB pozitif. Başında da negatif olunca bu da negatif. Negatif negatif daha negatif olur. Pozitiflerle çarpıldığı için de negatif olur pay. Pozitif bir Jacobi bölünce de negatif bölü pozitif negatif olur. Dolayısıyla del B yıldız bölü del R de negatiftir. Peki ne demek bunun yorumu ne? A yıldız E yıldız bölü del R de negatif çıktı. Yani faizler yükselirse, faiz oranı artarsa her bir faktörün optimum kullanımı, optimum girdisini, girdi miktarlarını düşürüyor. Makul faiz bir şey kalemidir, bir maliyet kalemidir. Değil mi? Faiz de kredi alıyorsa veya kendi şeyini, kendi kaynağını kullanıyor ama onun bir şeyi var, bir ne derler, fırsat maliyeti var. O faiz oranı fırsat maliyeti olarak sonuçta kendi kaynağımızı dahi kullanırsak, kendi kredisiz dahi çalışıyorsak kendi paramızı kullanmanın bir maliyeti var. İşte o gibi vazgeçtiğimiz faizin maliyeti. Dolayısıyla faizlerin yükselmesi demek benim şeyimi, gelirlerimi, iskonto edilmiş gelirlerimi düşürecektir. Dolayısıyla daha az üretim ve daha az kaynak kullanımıma, daha az faktör kullanımıma yol açacaktır. Bu da makul. Del A yıldız bölü del R. Herhangi bir maliyet kaleminin yükselmesi, PA 0 ve PB 0'ın yükselmesinin de benzer etkili olacağını görebilirsiniz. PA 0'ın yükselmesi A'nın A yıldızı yani A'nın optimal kullanımını düşürüp B'nin optimal kullanımını hafif arttıracaktır. Pahalılaşandan daha az, ucuzlayan ona göre göreli olarak ucuzlayan faktörden daha fazla kullanırım aynı üretimi yapmak için. Aynı şekilde PB 0 yükselir, PA 0 sabit kalırsa da B faktörü daha pahalılaşmış olur. Del B yıldız bölü del P 0 negatif. Del A yıldız bölü del P 0 da normalde pozitif olacaktır. Ama bazı durumlarda maliyetler o kadar artabilir ki PA 0 o kadar artabilir ki B'nin kullanımını dahi azaltabilir. Genellikle pek olmaz ama olmayacak imkansız da değildir. Dolayısıyla işte işaret tartışmalarında bunların yapmak lazım. Buna göre diğer bütün bu şeyleri yani bütün dışsalları teker teker değiştirip diğerlerini sabit tutarak bu analizi tekrarlayın. Çok faydalı. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Sorularınız şimdi kaydı durduruyorum. Sorularınız varsa sorabilirsiniz.